Hadi bayrakları göreyim. Gelenlerden bayrakları görmek istiyorum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben vallahi buraya bayrağımla geldim. Evet, bayrakları görmek istiyorum. Şimdi onu böyle alacağım yayına. Adana'dan selamlar. Hoş geldiniz efendim. Bu akşam yine çok değerli bir konuğum var. Biraz böyle ara ara yapıyorum biliyorsunuz. Benim takipçilerim zaten biliyorlar. Şimdi Şebnem Hanım'ı hemen yayına alayım ki çok bekletmeyeyim kendisini. Şebnem Hanım, aynı anda acaba yayını aç şey yapıyoruz birbirimize, onun için olabilir mi? Bir saniye, hemen sizi alacağım. Ay çok evet. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Dedim. Evet, ne kadar güzel yaptınız. En sevdiğim. En sevdiğim. Efendim hoş geldiniz. Açayım mı? Hoş bulduk. Dinleyelim mi? Hakan hoş Bey, bulduk. Oh be, içim açıldı sizi gördüm gerçekten. Sağ olun, sağ olun. Benim de öyle çok düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Birazcık ses İnşallah. Açayım da sesimiz iyi mi? Karşılıklı izleyenlerden şöyle. Ya ben sesinizi gayet iyi duyuyorum. Şu anda yorumlar açıksa, hani seste bir sıkıntı yoksa mesele yok. Yorumlar benim ekranımda çok pardon. Bir ekranım bir dondu gibi ama tamam, herhalde hallolur o da biraz sonra. Şöyle. Şimdi bir kere ben yayına başlamadan önce ve sizi anons etmeden önce ben şöyle bir şey dedim ki herkes bayraklarını hazır etsin, ben bayrakları görmek istiyorum. Çünkü arada bana yazanlar oldu ya, Sait Hanım işte burada kutlama için çıktık ama bayraklar elimizde kaldı. Yani çok insan olan var olmayan var. Dedim ki siz bayrakları hazırlayın, ben yayına öyle başlayacağım. Dolayısıyla yayının başına birkaç dakika sizi bekletmiş oldum. Yorumları şimdilik kapattım, sonra merak etmesinler açacağım efendim. Çok teşekkür ediyorum bu akşam bizimle beraber olduğunuz için. Gerçekten böyle şey, o güzel enerjinizle şu anda ve hakikaten sizi görmüş olduğum için yayınımda bir kere daha teşekkür ediyorum. Biraz böyle Ben zaman teşekkür zaman ederim. Şebnem Hanım, böyle zaman zaman astroloji ve ekonomi yapıyorum normalde ben. Ama sizinle daha önce biliyorsunuz ben sizi izleyip Şebnem Hanım lütfen yayın yapalım diye böyle ısrarlı takibimde, sağ olun. Çok da özel bir akşam birlikte program yapıyoruz. 29 Ekim gibi çok hakikaten Cumhuriyetimizin 97. yılda. Üstelik bir de sayılar, semboller konumuz. Evet. Şeye geleceğiz diye düşünüyorum. Açalım o zaman. Bir dakika. Açalım. Bir dakika açalım başı. Çok güzel ya. Evet. Bir dakika. Çok yorumları güzel açayım. Değil ben mi? Bayrakları görmek istiyorum diye şimdi sayede. Canım bayrağımız. Evet. Evet, bizi izleyenler de lütfen bayraklarına gelebilirler yani. Hani evet. Ne güzel bir marştır o. Ya, İzmir evet marşı ya, ne güzel bir marştır, değil mi? Böyle şey, kırmızılar falan, hani böyle tabii evet. İnsan onu arzu ediyor zaten ve hakikaten çok çok değerli, çok da özel bir günde yayın yapıyoruz. Ne mutlu bana. Geçen sene televizyonda o zaman yayın yapıyordum ve televizyonda bugün yine böyle perşembeye denk gelmişti.
ve 29 Ekim 2019 tarihinde o zaman da televizyonda kutlamıştım. Bak ben böyle insan o kadar böyle o coşkuyu, o şeyi hissetmek istiyor. Bugün evet. Özel evet. anlamını bilahare tabii o bizim sayılar konusunu geçerken muhakkak sizden dinleyeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi böyle gelenler de artarken efendim. Şebnem Hanım gerçekten hani ben kendisini uzun zamandır takip ettiğim isimlerden bir tanesi. Vedik astrolojiyle ilgili yorumlar yapıyor. Televizyonda da özellikle sene başında böyle çok buralara girmeyeceğim ama böyle Fatih Altaylı bir yayınınız vardı. O zaman da sizi seyrettim. Özellikle böyle tabii hepimizin içinden geçtiği şu korona sürecinde merakla beklediği. Arada böyle küçük sorularım olabilir. Hani naçizane kırmaz cevaplarsanız. Özellikle efendim Tabii ki, tabii ki. deprem sorusu vardı. Merak etmeyin ben Şebnem Hanım'a yazdım. O da dedi ki tabii ki cevaplarım. Dolayısıyla o konuda da meraklı olanlar bizi izleyebilirler. Zaten takip eden vakitte. Şimdi ben şöyle bir yorumları kapatıyorum ve Şebnem Hanım'ın sözü size bırakıyorum. Buyurunuz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu şeyden beri, özellikle işte koronadan beri, bir hasta Ağustos ayından beri inanılmaz olumsuz yorumlar yapılıyordu. Ya ben bunları böyle hani YouTube kanalımda falan da şey yaptığım zaman, programlarda falan denk geldiği zaman anlatmaya çalışıyordum. Tamam, çok zor bir süreçten geçiyoruz ama işte Ağustos için kıyamet kopacak dendi. Kıyamet kopmadı. Bir şekilde geçirdik. Eylül için keza öyle söylendi. Arkadan Ekim için yılın en zor ayı dendi. İşte deprem olacak, savaş çıkacak, o olacak, bu olacak. Mahvolduk, öldük, bittik. Yani tabii kolay bir ay değildi, zor bir aydı Ekim ayı ama gördüğünüz gibi ayaktayız. Şimdi öncelikle nokta şu, dolayısıyla bu lütfen hani bu felaket tellallığı noktasından bir PR kazanmak için insanların özellikle olumsuz yorumlar yaparak bir şeyler, bir çıkarımlar elde etmesine prim vermemek gerekiyor. Zor bir yıl, 2020 çok özel bir yıl, öyle hani sık karşılaşmayacağımız kombinasyonlar var, gezegen kombinasyonları var. 2021 de bu anlamda bazı gezegen kombinasyonlarıyla devam edecek. Her şeyden önce enerjisel anlamda baktığımızda frekans değişimi var. Muhtemelen kova çağımız dediğimiz noktaya 2012'de ilk geçişinin sinyalleri başladı. Bu yıl 21 Aralık 2020'den itibaren de biz bir çağ döngüsünü geçeceğiz. Dolayısıyla bu nokta da çok önemli. Ama şunu unutmamak lazım. Bir şey olmadan önce, bir şey gerçekleşmeden önce, astrolojik olarak çok yani büyük bir şey gerçekleşmeden önce önemli bir kural vardır. Önemli bir tutulmanın gerçekleşmesi gerekir. Bu binlerce yıldır kadim astrologlar tarafından bilinen ve sisteme kaydedilen bir şeydir. Bir tutulma olacak, güçlü bir tutulma olacak ve arkasından neyse o olması gereken büyük döngüler gerçekleşecek. Şimdi önümüzdeki dönem için öncelikle Acaba Kasım'ın sonunda çok küçük bir şey. Bu arada çok çok güzel oldu bunu söylüyor olmanız. Bunu sizden duyuyor olmak. Çünkü ben işin ehlinden duyuyor olmak biraz daha insanı rahatlatıyor. Çünkü hakikaten yazı için çok böyle ben de çok karamsardım. Yani astrolojiyle ilgili yorum evet, yapan birçok kişi hatırlayın. de müthiş böyle bir ama sanıyorum ki hani siz biraz önceki bilginize istinaden araya da girmiş olmayayım ama hani çok önemli tutulmalar vardı yazın. Onun için mi acaba böyle biz çok karamsar bir yorum silsilesini duyduk birçok insandan? Ağustos, Eylül ve Ekim için yani bir ara diyordum ki aynı gökyüzüne bakmıyoruz herhalde. Yani kıyamet kopacak, dünya yıkılacak. Tamam hani şeyler vardı, önemli tutulmalar vardı ama önemli tutulmaların asıl bu yılın döngüsünün hani son sinyalini verecek tutulma Kasım sonunda gelecek olan 30 Kasım ve 14 Aralık'ta asıl hani döngüyü tamamlatan önemli iki tutulma var. Ama ondan önce Ekim ayında retrolar vardı. Bakın retroların olduğu zaman büyük olaylar olmaz. Çünkü enerji kasar ve tutar. Ne oldu bu süreç içerisinde? Azerbaycan'la Ermenistan arasında, daha doğrusu Ermenistan Azerbaycan'a, kardeş ülkeye saldırdı, ülkemize, ülkeye saldırdı Azerbaycan'a. Ama mesela orada da Mars retrosunda yaptı. Sonra burnundan fitil fitil gelecek bir şey olmayacak. Oradan bir sonuç elde edemeyecek. Oradaki konjonktörde farklı numaralar da vardı. Ama sonuçta kayıplar oldu, çok üzücü şeyler oldu ama bir şekilde de oradan bir sonuç elde edemeyecek. Yani niye Mars retrosunda başlattılar? Ekim ayı zaten Merkür Mars retrosunun aktif olduğu Kasım'ın 15'ine kadar bu süreç devam ediyor. Dolayısıyla hani dünya yok olmaz. Merak etmeyin, bu anlamda bir sıkıntı yok. Oh, Öyle bir şey içimizi yok. rahatlatın lütfen. Yok yani hani o ne oldu? Hani bu kadar söylendi, ne oldu? Bakın bugün ayın 29'u. Hani Ekim ayı biz bunların laflarına baksak
yoktuk zaten. Hani mahvolmuştuk, bitmiştik. Evet, Kıyamette o derece kopmuştu kötü bizim de üstümüze. senaryolar vardı. Yoksa bizi üzen işte Korkunçtu. Antakya'daki yangından Yani tutun. Hani birçok aslında böyle şey şüphesiz. yaşandı ama Şüphesiz. bahsettiğiniz gibi çok müthiş bir karamsar yorum vardı. Çok haklısınız bu şey Korkunçtu. konusunda. Yani Evet. hani ben de diyorum aynı gökyüzüne mi bakıyoruz diyordum hatta zaman zaman. Ama şimdi birincisi burada önümüzdeki dönem en dikkat etmemiz gereken şey sevgili Sadık iki nokta var. Birincisi bu pandeminin ya da bu salgın sürecinin en dip noktası çok aktif ve burada hakikaten çok dikkatli olmamız gereken 2-2,5 aylık bir süreç var. Şubat'ın ortasından itibaren aşıya gerek kalmadan bu döngünün bir şekilde atlatılacağını düşünüyorum. Yani eğer tabii dünya yöneten bu büyük akıl yeni bir virüs akımı çıkartmazsa hani ona diyeceğim bir şey yok ama çünkü dünya ekonomik olarak büyük bir buhranın içine doğru gidiyor. Bu uzun süre 1971 yılında dünyada ekonomik olarak sistemsel bir döngü ve değişim başladı. Bunun yılı 1971'dir. Ne yapıldı? Doların karşılığında altın sistemden çıkartıldı. Yani her bir doların karşısında rezervlerde ortak para dolardı ve rezervlerde her bir doların karşılığında belli bir ons altın olmak zorundaydı. Bunun yılı ne zaman? Bu sistemden Evet. devreden çıkartıldı. 1971'de. Ve dendi ki hayır doların karşısında artık bir altın yok. Aynen. Tamam. Amerika'nın Şimdi karşılıksız para bastığı sürecin ilk başı aslında bu söylediğiniz sadece şey. Amerika'nın değil, bütün dünyanın, böylece Amerika başta olmak üzere bütün dünya karşılıksız para basmaya başladı. Yıl 1971'den sonra yapıldı. Şu anda aynı döngüyü yaşıyoruz. 1971'deki göstergelerin neredeyse tamamen değil ama çok benzerini, çok yakınını yaşıyoruz. Özellikle 2021'de bunu deneyeceğiz. Bu ne anlama geliyor? Orada başlatılan her neyse ekonomik olarak dünyada bunun artık kapanma süreci var. Ve hepimiz biliyoruz ki bu karşılıksız para basma işi şişti ve artık bir yerde tıkandı. Yani bu artık bilinen bir şey. İşte bunun bedelini ödeme zamanı. Şebnem Astrolojik ve Hanım, gökyüzü değerleri ağzıma kadar olarak. şey geldi. O zaman dijital dolar geliyor yani. Çünkü Powell'ın yani çok hani Evet. ne olur böyle araya girmiş gibi oldum ama çok yeni bir açıklaması var. Daha bu hafta artık Amerikan sisteminin dijital bir paraya dönmesi noktasında ki bu şu anda Çin ve İsveç dijital para noktasında bir pilot uygulama başlattı. Yani merkez bankaları burada bahsettiğim ama hani Bitcoin'den falan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Fiziksel olarak paraya dokunmayacağız artık. Dijitalleşecek her Kripto şey. parayla dijital para ayrı bir şeylerdir zaten ve burada tam döngünün ben size tamamlanma sürecini söyleyeyim. 2024. 2024 ile 2026 arasında dijital paraya geçiş tamamlanacak. Bu arada tabii rezervler açısından hani iş ne olur bilemem. Ben ekonomist değilim. Hani onu bilemem. Hani elinizdeki o kadar dolar, o kadar euro, o kadar bilmem ne olacak onu ben bilmem. O benim alanım ve uzmanlık alanım değil. Ben döngünün ne zaman değişeceğiyle ilgili bir hesap yapabiliyorum. Bu hesaba göre de Evet. 2024 döngü tamamlanacak bakın. 2024 ile 26 arası. Ve şimdi 2020-21 döngüsünde özellikle 2021'de 1971'de başlayan bu karşılıksız para basılma yani merkez bankalarının bütün dünyadaki merkez bankalarının kafasına göre para basma işinin artık kapanma sürecine girildi. Yani tüm bunlar ne diyor? Önümüzde büyük bir deprem var. Bu deprem jeolojik olabilir, onu konuşacağız. Hani o ayrı. Ama bu deprem aynı zamanda piyasalarla ilgili. Yani 2020'nin mottosu pandemi ve bu hastalıktı. 2021'in mottosu da dünyanın büyük bir ekonomik dönüşümüyle ilgili muazzam bir geçişine muhatap olmasıdır. Bu geçiş yaşanacak. Yani bu da tabii önce bir buhran şeklinde gelme ihtimali var. Bununla ilgili göstergeler çok enteresan. Şimdi ne gösteriyor peki bunu? Birincisi Kasım'ın 14-15 Kasım gibi yani tam Kasım'ın ortasında Mars retrosunun bitmesiyle bir kere ne kadar enerji tutuyorsa bu bırakacak. Yani bu Ekim ayında tutulan enerjiler, epeydir tutulan enerjiler o bir bırakacak kendini. Yani ne tutuyorsa bunu bırakacak. Ve akabinde 13-14 Kasım civarında, Kasım'ın tam ortasında çok nadir gerçekleşen, 12 yılda bir gerçekleşen nadir dediğim ölçüsü de budur. Bir etkileşim olacak. Jüpiter Plüto kavuşacak. Arkasından 20 Kasım'da şimdi Jüpiter Plüto kavuşumu ne demek? Plüto büyük bir yıkım demektir. Yani bir şeyin öyle bir yıkılır ki
yeniden inşa edilmesi gerekir. Arka planda kapitalizm bitiyor zaten. Pluto da artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Tabii ben sideral zodyak kullanıyorum. Gerçek gökyüzü değerleriyle bahsediyorum. Dolayısıyla da burada çok önemli bir nokta var. Jüpiter Pluto muazzam bir dönüşün, inançlar, yayda gerçekleşecek bu. İnançlar, bu sadece dini inançlar değil, inandığımız şeylerle ilgili büyük bir dönüşüm var. Ve bizim bildiğimiz, gerçek sandığımız, inandığımız şeylerle hayretler içinde kalacağımız muazzam bir yüzleşmeye girmek zorunda kalacağız. Aynı zamanda Jüpiter dünya astrolojisinde paradır. Bolluk ve berekettir. Parayla ilgili muazzam bir dönüşüm var. Bunun ilk döngüsü 2020'de oldu. Bu ikinci kavuşumu oluyor. Bu var. Bu Kasım'ın ortasında. Hemen 20 Kasım'da Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiyor. Sideral Zodyak, Vedik Astroloji, gerçek gökyüzü değerlerine göre. Oğlak kısıtlayıcı bir burçtur. Satürn burcudur. Satürn'le yönetilen bir burçtur. Jüpiter Oğlak'ta düşer. En zayıf haline ulaşır. Niye? Jüpiter bolluk enerjisi, Satürn'yen bir alanda zorlanıyor. İyi çalışmaz. Bunun anlamı antik Mısır döneminden beri kıtlık dönemidir. Yani biz kıtlığa ve küçülmeye, darlık dönemine doğru gidiyoruz. Bu resesyon diye bahsedilen finans dünyasındaki nokta depresyona dönüşüyor. Şimdi bir şey dönüşecekse, ha burada hani ben de şey bir tablo falan, bir de beni biliyorlar, hani takip edenler bilirler diyorum ama bakın çok kızdım mesela, evet. Ağustos ayından beri bu sürekli insanlara verilen hani olumsuz tablolarla hakikaten çok kızdım. Yani bu dedim ki ne oldu, olmadı işte, yani hiçbir şey olmadı ama şimdi bir dönüşümü anlatmaya çalışıyorum. Benim bahsettiğimde bir dönüşüm, bir başka döngü bir dönüşüyor. Başka bir tarafa evriliyor aslında. Düzen evriliyor. Başka bir tarafa evriliyor. Evriliyor ve bu evrilişte tabii ki hani çok kolay olacak diyemeyiz böyle bir şey için. İşte resesyon depresyona dönüşüyor vesaire. Bir yandan da Rahu ve Ketu, kaderin efendileri diye geçer bizim sistemde. Bunlar da boğa ve akrep aksında. Ve diyor ki biraz birikimlerine dön. Yani hepimiz 2021'de ve önümüzdeki döngüde bir, Kasım ve Aralık ayında sağlığa dikkat etmemiz lazım. Gerçekten şu kalabalıklarda bulunmamamız gerekiyor. 2 ay yani dişimizi sıkmamız gerekiyor. Şubat'ın ortasından sonra bu işin artık bir tamamlanma fazı olacak. Çünkü bağışıklık artacak ve çok fazla zaten bulaş sayısı da anormal derecede arttı. Bu da normal aslında. Hani bu ikinci dalga son derece normal. Ama mesela ben tedbiren şöyle bir şey yapıyorum. Kendi yaptığımı söyleyebilirim en azından. Gökyüzünü ve astrolojiyi de ölçümleyen biri olarak. 2 gün eğer yoğun şekilde temas etmek durumunda kalıyorsam, işlerim varsa, dışarı çıkıyorsam mutlaka 3. gün azaltıyorum bunu. Çekiliyorum. Çünkü bir şekilde bu virüsün en yüksek dozunun olduğu bir süreci yaşayacağız. Önümüzdeki 2 aylık süreçte kalabalıklar bu anlamda risk taşıyor. Yani sosyal mesafe çok önemli. İşte yapmamız gerekenlere, maskemize, şuna buna hani dikkat edeceğiz. Ve biraz hani yoğun riskli bir alanda durduysak hemen hani geri çekilmemiz lazım. Hatta böyle biraz hani aromaterapiden de bundan faydalanabiliriz. Ben özellikle biberiye ile ilgili araştırma yaptım. Çay ağacı çok bu anlamda hem ciğerleri çok rahatlatır vesaire. Hani tıbbi noktalar dışında kendi incelemelerimden. Ama sonuçta biz 2 ay buraya dikkat edeceğiz. Bu bir. İkincisi, Kasım'ın ortasıyla birlikte hem dünyada, yani bizim ülkemiz için değil sadece arkadaşlar, yani bütün dünya için yeni bir döngü var. Tabii biz biraz da buna bir zayıf bir alandan yakalandık. Hani hassas bir süreçte yakalandık. Türkiye'nin transitleri de bu anlamda kolay değil. Dolayısıyla bütün dünyada büyük bir dönüşüm var. Zaten 2021'de hava alanları, hava yolları, turizm sektörü ve bunlarla ilgili yani birinci dereceden hizmet alanları özellikle, burası en zorlanan noktalar içerisinde ve burada düşünün milyonlarca, binlerce insan çalışıyor vesaire. Dolayısıyla ekonomik olarak da aynı zamanda evet son derece hassas bir döngü içindeyiz ve bu anlamda da gayet dikkatli olmamız gerekiyor. Depremsel noktada baktığımızda, işin jeolojik tarafına baktığımızda, şimdi burada benim bir hesabım var. Ocağın özellikle ikinci yarısı, ama Ocak ayı genel olarak riskli. 2021 Ocak. Evet, 2021 Ocak. Şimdi ne demiştik? Bir şeyin gerçekleşmesi için tutulma. Aynı zamanda bu hem ekonomik noktalarda, ya ben burada aslında Kasım'dan ziyade Kasım'ın sonu aralığı riski görüyorum. Hem ekonomiyle ilgili bu bahsettiğim noktalarda Kasım'ın sonu aralığı riski görüyorum. Çünkü bu tutulma çok enteresan bir tutulma.
30 Kasım'da gerçekleşiyor. Tutulmaların ve yeni ay ve dolunay döngülerinin tamamı öncesinde enerjisini getirir bize. Sonradan değil, önceden. Dolayısıyla biz bunu 20 Kasım'dan itibaren ve 20 Kasım'da Jüpiter Oğlak'a geçiyor. Kasım ortasında Jüpiter Plüto kavuşumu var. Dolayısıyla orada o tutulma büyük bir, önemli bir, hani bu çığ etkisi yaratacak bir şeyin tetiklenmesini yapacak bir noktanın. Bu da en çok ekonomi üstünden, sağlık ekonomi üstünden. 14 Aralık'ta da önemli bir güneş tutulması var akabinde. Bunlar zaten birbirlerini takip ederler. Yine o da artık boğa akrep aksında. Burası da son derece önemli bir noktada. Dolayısıyla da dönüşümler ve değişimler bu süreçte başlıyor. İşte hani Türkiye'nin de işi çok kolay değil. Özellikle vergi sistemleri, dış borçlar, enflasyon açısından. Ben bugün Türkiye'nin 17-18'de, akşamüstü 17-18'de yaklaşık Türkiye'nin yıllık haritası oluştu. Her yıl bizim kendi doğum günümüzde yıllık haritalarımız oluşur. Türkiye'nin yıllık haritası oluştu. Çünkü bugün 29 Ekim. Canım Cumhuriyet Bayramımız. Tekrar kutlayalım buradan. Aynen. Akşamüstü bu oluştu. Şimdi o haritaya baktığımda da iç alanları gösteren noktalarda çok kolay bir yıl bizi beklemiyor bu anlamda. Hani bunda da anlaşmak lazım. Akabinde benim biraz endişelendiğim nokta Ocak ayında İstanbul içinde geçerli olmak üzere bir depremsel etki var. Plüto Oğlak Burcu'na tam geçiş sürecinde İstanbul haritasının tam dördüncü evini bir tetikleyecek. Bu da bu anlamda hani yaptığı diğer açılımlarla, hani teknik kısma fazla girmeyeceğim ama diğer açılımlarla Ocak ayını, Aralık'ın sonu, ocağın tamamı, özellikle 10 Ocak'la 20 Ocak arası daha yoğun olmak üzere biraz bir jeolojik bir hareket ve deprem açısından risk var. İnşallah bunu atlatacağız. İnşallah, bütün kalbimle diliyorum bunu İstanbul atlatacağız. İstanbul için bunu söylüyorsunuz özellikle, değil mi? İstanbul özellikle için. İstanbul için. Tamam. İstanbul için biraz riskli görüyorum ve açıkçası yani aslında dünyanın depremsel ve jeolojik hareketlerinin aktif olduğu bir dönem başladı. Ve biz yani fay hatları üstünde yaşayan bir ülkeyiz. Bunu unutuyoruz niyeyse sıklıkla. Dolayısıyla sağlam binalar vesaire, işte belki hani sigortalarımız, ev sigortalarımız, şunlar bunlar tedbiren yapılabilir. Onun dışında da bir şey yapabilir miyiz? Yok, yapamayız. Yani ne yapacağız? Olacaksa olacak. Bir de 2022 özellikle Nisan ve Mart ayı depremsel anlamında, bilhassa İstanbul için, Marmara bölgesi diyeyim ya da genel olarak bu bölge için riskler teşkil etmiyor diyemem. Hani bununla ilgili bana da çok soru geliyordu. Ben hani önümüzdeki dönemde bu iki dönemi inşallah atlatırsak daha ondan sonrası için daha hani rahat ederiz diye düşünüyorum. Az evvel tabii siz böyle Kasım ayına vurgu yapınca tabii ben hemen o ekonomi canavarı içimden çıktı. Şöyle bir şey. Ben de hep yayınlarımda, inanın Şebnem Hanım, Kasım ayı çünkü bizim hani ödemeler dengesi, özel sektörün borçluluğu, devletimizin borç döngüsü, evet, en önemli tarih, hep ben yaz ayından beri hep zaten Kasım ayına çok vurgu yapıyordum. Bir de şimdi hazır sizi bulmuşken şeye sormak istedim. Şimdi malum önümüzde 3 Kasım'da Amerikan seçimleri var ve bu bütün dünyayı etkileyecek bir süreç. Dolayısıyla hani şu anda çok da ilginç, Biden anketlerde önde gözüküyor ama biz el birliğiyle bütün dünya olarak Trump'ın bu işi alacağını düşünüyoruz. Posta yoluyla olduğu için orada bir şeyler karıştıracak sanki Trump. Böyle bir inancı var dünyanın. Yani şimdi hani Türkiye'ye dönüyorum. Hakikaten Biden'ın seçilmesi durumunda bizi daha negatif etkileyecek şeyler olacak. Ben de bunu gerçi kendi yazılarımda, ekonomi yazılarımda yer veriyorum ama güzel bir konu bu. Ya evet, bir böyle şey. İşte dünyadaki dalgayı var var olmaz olur mu? Yani ben de takip ediyorum. Çok ekonomik üzerine benim biraz daha frekanslar, manyetik alan vesaire, hani daha işin ruhsal tarafı, karma, enerji. Bu alanlarda enerji, özellikle enerjileri kullanmış. Çünkü bu döngü aynı zamanda biz o kadar çok şeye şahitlik yapıyoruz ki frekanslar anlamında da muazzam bir şey var. Yani olacak olan olur ve biz buna hazırlanmak zorundayız. Benim öncelikle derdim budur ve hep herkese de bunu öncelikle aşılamaya çalışıyorum. Ama tabii ki benim de takip ediyorum ve dünyanın gidişatıyla ilgili elbette bir fikrim var. Şimdi burada işte bu İşi karıştıracak nokta bu seçimler. Şimdi birincisi seçimler Merkür Retrosu'nda gerçekleşecek ve Merkür Retrosu'nun 3 Kasım seçimi
Merkür Retrosu 4'ünde bitiyor, 4 Kasım'da bitiyor ama onun kendini düzeltmesi zaten 10 Kasım falan Merkür Retrosu. Ama teknik Allah. olarak tam retronun dibinde. Bu şu anlama geliyor. Ben Trump anladım. seçilse de, Tamam. rakibi Sonuçlar seçilse de, açıklanmayacak. kim kim seçilirse seçilsin, süreç uzatılacak. O ona karşı çıkacak, o ona karşı çıkacak. Hani bundan netim. Yani ha tamam ya Trump seçilmiş deyip öbür taraf Biden ha peki demeyecek. Biden seçilirse de Trump peki demeyecek. Trump'ın elinin Biden'a göre güçlü olduğunu düşünüyorum astrolojik anlamda. Şimdi Trump'ın kader noktaları boğa ve akrep aksında. Biz önümüzdeki Vedik astrolojisine göre tabii ki hepsini söylüyorum. Önümüzdeki döngüde biz 1,5 yıl boyunca gelen tüm tutulmaları nereden yiyeceğiz, nereden yaşayacağız? Boğa akrep aksından. Dolayısıyla ve onun kariyer alanlarıyla bağlantılı çalışıyor bu kader noktaları. Ve adam zaten ay tutulmasında doğmuş. Bu kadar çatlak olmasının nedeni de bu. Hani böyle bir anormal bir şey yap, yani Deli. tavır Deli sergilesi yani. deli deli. Evet. Hakikaten hani haritasında görseniz böyle hani çok tuhaf bir haritası var. Tutulmada doğmuş adam. Dolayısıyla da o, ve bakın ben onu bu Trump'ı 1,5 yıl boyunca bu şey seçimlerinde Hillary ile yaptığı seçimlerde takip ettim. İnanılmaz bir şey. Ya adam hiçbir şey bırakmıyor zaten. Bırakmak kelimesi yok onda. Mars'ı yükseleninde yükselen derecesiyle kavuşmuş. Oradan doğum anındaki tutulmalara açılar atıyor falan. Yani garip bir haritası var. O Şöyle bir yüzden şey hani söyleyeyim. kolay yutacağı bir lokma değil. Biden'ın kolay yutacağı bir lokma değil. Bir de Evet. ne diyoruz biz? Kapitalizm bitiyor. Bir döngü var. Artık bildiğimiz bütün sürecin değiştiği bir döngüye gidiyoruz. Ha kapitalizm bitecek. Global dünyanın da eli armut toplamıyor. Onlar da bu yeni sistemi kendilerine göre yeniden inşa etmeye çalışacaklar. Bu ayrı bir case ve konu. Ama şimdi bir döngünün değişiminden bahsediyoruz. Bu döngüyü kim değiştirebilir? Trump değiştirir. Biden denen adam zaten yürüyen bir sistemin aslında devamı. Yani aynı çarkın devamı, aynı çarkın devam etmeyeceğiyle ilgili bütün gökyüzü hareketleri ve bütün göstergeler önümüzdeki dönemin muazzam bir, artık biz yeni bir 20 yıllık döngüye giriyoruz. O yüzden bunun çok büyük bir kavga gürültülü olacağını düşünüyorum ama. Yani büyük bir çekişme olacak aralarında ve hatta işte Trump bırakmayacak, bir sürü şey olacak ve işte bu aralarındaki büyük çekişme Belirsizlik. hem Amerika'yı belirsizlik. Hem Amerika'yı hem dünya ekonomik zaten hani pamuk İnanılmaz ipliğine giden bu etkileyecek. ekonomik dengeyi domino taşı etkisi yapıp böyle adeta hani muazzam bir şeyin içine sokacak. İşte döngünün harekete geçmesi bu. Biz sevgili Öner Döşer'le hatta böyle hiç çok daha Trump'ın yeni işte seçimi kazandığı zamanlar şöyle bir espri yapardık. Kapitalizmi bir kapitalist bitirecek. Kapitalizmi bir kapitalist bitirecek Kapitalizm. diye. Yani Trump'ın kadersel noktalarda orada olma ve aslında misyonu bu. Herkesin bir Hitler'in de bir görevi vardı. Herkesin bir görevi var. Adamın orada olma misyonu bu. Dünyayı bu süreç içerisinde başka bir şeye taşımak. Ha ben hani Trump hayranı falan da değilim. Hayran olacak bir tarafı da yok. Amerikan hayranı da değilim zaten. Ama Amerika'nın çöküş dönemi başladı. 2 sene önce ben bunu bir finansçıya söylediğimde bayağı aramızda bir gerginlik olmuştu. Dedi ki yani herhalde finans bilgin çok zayıf. Amerika dedi bugün iflas etti, şey yapması iflasın olması 10 yıl sürer. Amerika o kadar Şimdi güçlü bir ekonomi ama dedi. sizin 3 ayda söylediğinizde, döküldü. şimdi bakın sizin 3 ayda. söylediğinizi de şimdi hemen bir şey söyleyeceğim o zaman. Sizi eleştiren yanlış bir eleştiride bulunmuş. Şöyle ama size hemen desteklerim. Neden? Çünkü piyasalar açısından gelirsek bu söylediğiniz eğer olasılık gerçekleşir ve sürüncemede kalan bir 10 günlük bir periyot yaşarsak ki hemen aklıma İstanbul seçimleri geldi. Yani biz de bunu bir deneyimledik yani orada oylar sayılamadı falan. Piyasa Evet, fazla belirsizliği hiç sürecek zaten. sevmez. Şimdi orada Evet. uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Amerika'ya çünkü şu anda bile bu tartışmalar var aslında Amerika'nın içinde. Yani bir şekilde Trump bunu alacak ama gerçekten sanki 3 Kasım'da çünkü bir de posta yoluyla çok fazla oy kullanıldığı için 3 Kasım'da tam olarak seçimler tamamlanmayabilir şeyi konuşuluyor şu anda. Dolayısıyla not derecelendirme kuruluşları da Amerika'ya uyarıda bulunuyor. Hani böyle bir belirsizlik vesaire gibi bir durum söz konusu Büyük olursa kredi belirsizlik notu olacak. Kredi notuyla ilgili ya bizim bu zamana kadar şöyle Büyük. söyleyeyim ya Amerika'nın A+ notu yani hani dolayısıyla bir not indirimi falan
Hayır, böyle hani bunu uzatırlarsa, bir türlü neticelenmezse piyasalar açısından çok çok büyük bir şeyden Şimdi bahsediyoruz. bakın, zaten Amerika'nın haritasına açtığınızda Amerika Sadasati sürecinde. Bu Sadasati işi önemli bir iştir. Vedik astrolojisine göre önemli kurallardan bir tanesidir. Mesela İtalya Kandaka Sati geçirdi. Bu pandemi sürecinden çok fazla etkilendi vesaire. Yani ülkelerin de bu döngüleri çok önemlidir. Amerika Sadasati sürecinde, yani Amerika artık zaten eyaletleri bir süre sonra, bence Trump muhtemelen Amerika'nın son federal başkanı. Son federal başkanı. Ben tekrar seçileceğini düşünüyorum ve son federal başkan olacağını Ya düşünüyorum. inanılmaz şeyler Çünkü söylüyorsun eyaletler Serenay artacak. Hanım. Şimdi bu tartı Evet. bütün dünyayı Bir etkileyecek dakika. Bir şeyler. dakika. Acayip çok inanılmaz bir şey söylüyorsun. Neden böyle heyecanı hissettim? Ya bu söylediğiniz astroloji bu ilmi bize söylüyorsa size Trump'ın söylediğini Tabii ki. söyleyeyim şu anda. Adam normalde iki kere başkan seçildikten sonra üçüncü kere seçilme ihtimali yok ya. Şöyle bir açıklama yaptı. Yani tekrar başkan olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Şimdi eğer eyaletlere ayrılarak bir şekilde eğer Amerika'da tekrar bir dönem daha yani bu seçimlerden sonrasından bahsediyorum. Öyle bir ihtimal varsa bu adam onu da deneyecek bir adam. Bence. Amerika'nın bölüneceğini düşünüyorum. Yani eyaletlere ayrılıp nasıl Sovyetler Birliği Rusya'ya döndü, ona bağlı işte Azerbaycan, Türkiye devletleri, Balkanlar ayrıldılar. Amerika'da bir süre eyaletlerden oluşan bir ülke ve ayrılacak onlar. O süreci yaşayacaklar ve İnanılmaz örnekler. özellikle evet 2023 ile beraber bu döngüsü başlıyor. Tabii bunun dünyayı etkilememesi söz konusu değil. İşte ortak paradan dolar bu dönemde çekilecek. Elinizde dolar rezervleri varsa ona göre dikkatli olun, uzun vadeli. Avrupa Birliği yıkılıyor. Birleşmiş Milletler diye bir şey kalmayacak. 2019'un sonundan beri aynı şeyi söylüyorum. Yeni söylemiyorum bunu. Yani bu eski ve köhnemiş tüm sistemler tuzla buz oluyorlar. Yeni dünya böyle bir şey. Evet, bunun içinde o yüzden ben hani heyecanlıyım, korkmuyorum. Tabii ki çok kolay olmayacak hiçbirimiz için. Ama bir eşitlenme ve o arada bir çalkalanma süreci var. Yani Evet. Dünya Sağlık Örgütü, ne ücü belirsiz bir yer. Birleşmiş Milletler, ne halt ettiği belli değil bir yer zaten. Köhneleşmiş, eski. Amerika işte zaten her şeyin altından çıkan bir ülke. Çin, küreselcilerin kuklası olmuş durumda. Hep şu söyleniyor, ben buna da katılmıyorum mesela. Meslektaşlarımla bu konuda ayrılıyorum. Yeni şey de Çin çıkacak. Hayır, hiçbir şey çıkmayacak. Uzun bir süre herhangi bir ülkenin liderliği yok. Çin de zaten zor bir dönem geçiriyor. Kendi haritası içerisinde. Çok zor bir dönem geçiriyor o da. Yeni dünyada artık dünyayı yönetecek bir sistem yok. Burada bir seçim hakkımız var. Ya kapanacağız ve her ülke kendi kaynaklarını çok iyi değerlendirecek. Önümüzdeki 3 sene inanılmaz önemli. Bu yüzden tarım diyorum. Bu yüzden su kaynaklarımıza, madenlerimize, bütün kaynaklarımıza çok sahip çıkmak zorundayız. Çok önemli. Kaynaklarını sahip çıkıp ki her ülke bu anlamda kendi içinde yeniden bir yapılanma yapacak veya bu küreselciler falan denen bir takım şeyler, işte dünya yönettiği söylenen bu her kimse bunlar. Bunlar tek bir şeyin altında bu geçişi kontrol etmeye çalışacaklar. Bu anlamda bu çöküşle birlikte çok uyanık olmak zorunda her ülke ve kendi döngüsünde de kendi değerlerine ve kaynaklarına çok sahip çıkmak zorunda. Çünkü muhtemelen küresel sosyalizm bilmem ne adı altında yeni bir sistem de kurmaya çalışacaklar aynı zamanda. Onların da eli armut toplamıyor çünkü. Yani Amerika dediğimiz ülkeyi kim yönetiyor? 8 tane şey zaten. Şirket. Velhasıl hani çok acayip bir döngü var. O yüzden hani Amerika, bütün bu seçimler, İnanılmayacak şeyler, hani şok olacak, çok acayip bir döngünün içine giriyoruz ve hayretler içerisinde. Yani 2 yıl sonra yahu ne, hani ne acayip şeyler olmuş, nasıl bir dönüşüm olmuş diye konuşacağımız bir döneme doğru hızla Ama geçiyoruz. şimdi siz bu bilgileri verdikten sonra, şimdi ben bile bu kadar sizin öngörünüzü duymak isterken bizi izleyenler eminim duymak istiyorlardır. Çünkü bana şey, Sait Hanım altında sorar mısınız falan gibi. Şimdi burada bunu çok yazanlar oldu. Ama şimdi bu kadar öngörüde bulunan bir insanın ben birazcık duymak isterim. Şimdi bir parasal sistemin değişeceğiyle ilgili çok net bir vurgu var. Aslında biz de ekonomi tarafında Evet. bunu bekliyoruz. Ama buradaki o değişim
işte Amerika'nın bu içinden çıkmaz bir şekilde dili gibi para bastı. Yani müthiş de bir para basıyor. Bu kadar. Ben hep şöyle örnek veririm Şebnem Hanım. Hani bir ürün mesela bir domates o sene çok fazla üretilmişse değere düşer değil mi? Hani bu da öyle bir şey yani Amerika o kadar çok para bastı ki deli gibi her şekilde ki yeni teşvik paketlerini falan konuşacağız muhtemelen seçimlerden sonra. Dolayısıyla burada aslında bir dönüşüm olacağı çok aşikar. Ama siz birazcık böyle bize şey verin şimdi bu kadar söyledikten sonra baktığınızı düşünüyorum mesela hani altın için olabilir bu veya işte sorularda vardı Ya Şebnem Hanım ne şöyle bakın, düşünüyor diye. benim Var mı metallerle mesela ilgili, önünüzde? altınla ilgili hep söylediğim bir cümle var. Bunu ben 5 yıl önce de söylüyordum. Hani yeni değil bu söylemim. Bakın, 1000 yıl önceye bakın. Para yok. Kağıt para yok. 1000 yıl önce kağıt para var mı? Yok. Ama ne var? Altın var. 1000 yıl sonra da altın olacak ama ya ne dijital para mı olur, kağıt para mı olur bilmem. Anladım. Dolayısıyla şimdi bu böyle geçiş dönemlerinde doğal olarak, ama şeyi ben girmek istemiyorum. Yani hani şu dönemde alın, bu dönemde satın Hayır gibi hayır. falan ben bir şeye girmek istemiyorum. Yani Onu benim işim de o söylüyoruz değil. biz. Evet evet Evet, öyle bir şey ben biz hani size genel, ben diyoruz. zaten hani büyük, daha Evet. büyük resimden anlatmaya çalışıyorum. Bu süreç içerisinde, bu tip dönüş dönemlerinde tabii ki metal, bu altın, gümüş, hadi Gümüş ya ha da işte evet. benzer bir şey olabilir, gümüş de olabilir. Altın ve gümüş elbette bence doğru güvencelerden bir tanesi olma ihtimalini yüksek taşıyor. Çünkü hani puf bir şey gidiyor, bir şey dönüşüyor ve ara dönem zaten o geçiş dönemi sancılı olacak. O anlamda evet, yani altın her zaman doğru bir yatırımdı. Binlerce yıl, zaten şu anda da öyle, dünyada ülkelerin kendi rezervleri altın üzerindendir. Bir de bence burada potaya biraz değil, gümüşün de hani ciddi bir şekilde girme potansiyeli var. Buna Çünkü cevabım bu şekilde. Evet, anlayan ya anladı. inanılmaz ya şu anda ben beni böyle şey gibi öyle bir aydınlattınız ki ben kendim bile bu yayını bir kere daha falan izleyeceğim Şevval Hanım ya inanılmaz. Hem verdiğiniz tarihleri hem öngörülerinizi. Çünkü hakikaten çok değerli bilgiler. Çünkü biz de sonuçta piyasanın içinde, ekonominin içinde insanlar olarak. Dolayısıyla bizim için çok oldukça sıkıntılı beklediğimiz işte Amerikan seçimleri ve onun sonuçları var. Yani hepimiz hakikaten pür dikkat oradayız. Hele işte bu söylediğiniz tarihlerle paralel astroloji ve gökyüzü de hani bu noktada birazcık daha bizi aydınlatıp olası riskleri bize sunduğu zaman daha Yok, net bir günümüzü dönüşüm var. görebiliyoruz. Ben bu Evet, tarafını çok net seviyorum dönüşüm var. öngörüleriniz. Çok Yani çok teşekkür bence ediyorum bu ben arada. Müthiş, müthişti tabii yani öngörüleriniz. yani Trump'ın eline bir kepçe vermişler. Trump bununla dünyayı güzelce karıştıracak. Ama adamın görevi bu. Ben biraz oradan da bakıyorum. Ha. Adamın Bunun için misyonu gelmiş orada dünyaya. olma, bunun için gelmiş. Yani görevi bu, çünkü Karıştırmaya bu dünyaya dönüşümün, gelmiş. evet, bu dönüşümün yapılması gerekiyor. Bu dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. İşte bu Trump vasıtasıyla, Biden vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla olacak. Ama bu dönüşüm olacak. Onun için de argüman gerekiyor. Nasıl hani bu süreçte, pandemi döneminde de bunun yaşanması gerekiyordu. Ama kısa vadede bir daha üstüne durayım, ne olur önümüzdeki 2 aylık süreçte Evet. dikkate almamız gerekiyor. Yani pandemi ve hani bununla ilgili tedbirlerimizi dikkatli kullanmamız ve dikkate almamız gerekiyor. Ve benim kişisel tavsiyem, kendi bir daha söyleyeceğim, hani benim uyguladığım, yani çıkmak zorunda kalabiliriz hayatın içinde. Çıkmak durumunda kaldığımızda en az hani biraz geri çekilip, çünkü o maruz kalma riskini mikrop anlamında biraz düşürmemiz gerekiyor. Şu Ama anda 2 ay önemli. Avrupa inanılmaz yani Fransa öyle tamamen kapandı, İtalya dolayısıyla İspanya'da aynı şey var. Saat 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Dolayısıyla tabii ki hep bunu aslında ben de şöyle vurguluyorum. Yani şu anda ekonomik tarafta evlere kapanılıyor olmasının öyle bir tahribatı var ki bunu sürdüremez oldukları için maalesef ben yani yanlış da anlamayın tabirimi ama şöyle dedim hani de aslında ülke liderleri hani cüzdan mı vicdan mı arasında kalıyorlar ve mecburen ekonomiyi Ya ben tutmaları adına çok nispeten Türkiye sen mi açısından genel söyleyeyim mi? anlamda bunu söylüyorum. Sadece Nereye Türk kadar piyasasında değil. kapanacağız? Sadece Hanımcığım. Kapandık. 2 ay kapandık. Harbi kapandı. Çok sağlam kapandı. Evet. Tamam, kontrol edildi. Ama nereye kadar? Bir de aynen bu Burada sorunun cevabı da yok. bence bağışıklık da çok önemli. Yani bakın, bu İspanyol gribi zamanında da böyle. Nereye kadar kapanacağız? Sonu yok ki. Hani kapan, ekonomist şu an, işte Kanada, yani işte siz parayı düşünmeyin dedi başkanı. Kanada'nın işte başbakanı, neyse. Ne yaptı? Sonra bekledi bekledi. İşte öğrencileri üniversitelere çağırdı. Sonu yok.
Dolayısıyla buradaki önemli nokta bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağız, frekansımızı yüksek tutacağız ve bağışıklık sağlayacağız. Ve bu şeyin, virüsün mutasyonu artık uğradı zaten, başlangıçtaki gibi değil. Yani ve burada şu çok önemli, korkan ve endişe duyan ve kendi bünyesi zayıf olanlar bundan daha yoğun etkileniyorlar. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutarsak, D vitaminimize, belli minerallerimize, tıp insanları bunları güzelce anlatıyorlar, buna önem verirsek, bazı şeyleri önemsersek, işte bu anlamda kendimizi güçlü tutarsak ve mümkün olduğu kadar biraz da hani çok aşırı kalabalığın içinde olmamaya gayret edersek, burada tedbirlerimizi iyi alırsak, ben bunun Şubat'a kadar hallolacağını düşünüyorum. Ama nasıl hallolacak biliyor musunuz? Bağışıklık kazanarak. Aşıyla değil. O aşıda büyük dümen var. Kişisel fikrim bu. Şimdi soracaksanız size söyleyeyim. Büyük dümen var. O aşıda büyük dümen var. Kişisel fikrim tamamen bu. Çünkü hani bu kadar mutasyona uğrayan bir şeyi mantık olarak düşündüğünüzde nasıl aşısı olacak bilmiyorum. Bilmiyorum, ona bakacağız o zaman, ama inşallah ona gerek kalmadan Şubat'ın ortasından sonra bu bağışıklık sistemimiz buna uyum sağlayacak. Aslında şu anda da hani çember o kadar daraldı ki çok artık çok yakın çevreme çok doğru inmeye başladı. Öyle. Benim de öyle. Aynen öyle. Benim de. Ama bu sen evde kapanıp bir süre istirahat edip bunu atlatmaya başladı insanlar. Yani bu o kadar kötü değil. Şimdi az evvel tabii gene konuşmanızdan ben böyle bir şey çektim ama sormaya da şey yapıyorum. Acaba beni kırar mısınız diye de bir taraftan böyle çekiniyorum ama soracağım yani. Şimdi dediniz ya bu akşam işte saat 17-18'de Türkiye'nin yeni bir yıllık kadersel, işte siz öyle tabir ettiğiniz için söylüyorum. Yani yeni bir yıllık döngüsü oluştu. Döngüsü şimdi başladı. Hani, belli ki bizi hangi taraflardan sarsacağı artık zaten hani hepimiz söylüyoruz. Ekonomistler söylüyor, sizler söylüyorsunuz. Ekonomik tarafta sıkıntılı bir süreç var. Bir de ısrar vurguladığınız özellikle şu önümüzdeki 3 aylık Şubat'a kadar 4 aylık süreç sağlık açısından bizi çok zorlayacak, çok dikkatli olmamız evet. gerekiyor. Fakat böyle hani ekonomik taraftaki değişimlerden istinaden bazı mesela böyle ben de soruyorum tabii ki aldığım yayınlarda özellikle. Mesela böyle erken seçimle ilgili bir öngörünüz var mı? Hiç öyle baktınız mı? Ya da hakikaten böyle bir astroloji haritasında bu vurgu var mı Türkiye açısından? Hani bir sene oluştu dediğiniz için ben orada hemen böyle bir, o da piyasalar açısından risk olduğu için gene o noktaya ben açıkçası ya, biraz şey çektim. Riskli erken seçim açısından ya da işte hani seçimler açısından diyelim. Önümüzdeki gene bahar ayları, Mart-Nisan dönemi biraz risk taşıyor. Orada öyle bir ihtimal var. Hani aşırı yüksek bulmuyorum ama var. Fakat tabii şöyle bir şey var. Parlamenter sistemde tekrar bir değişikliğe gidilebilir. Yani bu işte biz değişik bir parlamenter sisteme girdik. Başkanlık sistemi başkanlık ve bizim işte millet vekili sayılarımızla ilgili falan bir takım değişimler oldu. Bunu da şuna göre yorumluyorum. Türkiye'nin dönüş haritasına baktığımızda, yıllık kendi dönüş haritasına baktığımızda bu dönüş haritasının yükselen burcu Türkiye'nin natal doğum haritasında parlamentoyu gösteren noktada ve orada Uranüs var. Bu böyle bir ani ve hızlı bir kararla gelebilecek bir dönüşümün işareti. Belki tekrar bir referandum yapılabilir, bilemiyorum. Ama parlamenter sistemde bir değişiklik olma, yeni bir parlamenter sisteme yeniden geçirip buranın bir yeniden revize edilmesi, işte belki işte eski sisteme burayla ilgili bir şeyin olma ihtimali var. Ay orada dönünce acaba aman dedim hemen yayını kaydetmek için böyle şey gibiyim şey oldum. Bunun hepsini tekrar izleyeceğim ama bir şey olmasın diyeyim. Hay Allah'ım. Evet 2021 Mart Nisan'da böyle bir vurgu var dediniz. Peki, var. Çok hareketli bir yıl olacak. Türkiye için çok hareketli bir yıl olacak. Gerek hükümeti gösteren noktada büyük dönüşümler var. Bizim yalnız orada bir riskimiz, ülkemiz açısından riskimiz özellikle yurt dışı kontakları. Yani bizim gerçekten düşmanlara ve arkamızdan çevrilen işlere çok dikkat etmemiz lazım. Ve orada aynı zamanda uluslararası ilişkilerimizi başka ülkelerle olan, mesela Araplarla anlamadığım bir şekilde bir hani böyle bir garip bir tavır içindeler. Evet, bir boykot diyoruz vesaire falan. İşte bizim diğer ülkelerle olan, komşu değil diğer ülkelerle olan kombinasyonlarımızda hassasiyetler var.
Zaten siz şeylere vurgu Orada yaptığınız için sıkıntılar var. Amerikan seçimlerinden sonra seçilen başkana göre Türkiye'ye yaptırımlar mevzusu olabilir, işte bütün o sıkıntılar önümüze gelecek yani. Dolayısıyla onun için de piyasa açısından çok önemli. Bu söyledikleriniz Evet. müthiş. Ben Evet. de böyle şey, değişik Yani biz açılımlar. orada yani hem içeride biz bir kapanma deneyimi yaşayacağız bence. Yani ülke olarak kapanma deneyimi yaşayacağız. Kapanıp kendi kaynaklarımızla bunu bir 70'lerin sonunda yaşı müsait olanlar bilirler. Kıbrıs çıkartmasından sonra biz bir boykot yemiştik. Ve orada bir deneyimlemiştik ama bunun aslında biraz daha farklı bir yenilenme de getirme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Boykot yiyeceğiz anlamında söylemiyorum bunu. Ama biz kendi kaynaklarımıza dönmek durumunda kalacağımız bir süreci deneyimleyebiliriz önümüzdeki 2 yıllık süreçte. Bu da kendi kaynaklarımızın kıymetini anlamamız adına yeniden üretime yönelmemiz, kendi kaynaklarımızın kıymetini anlamamız, tarıma yönelmemiz adına belki de Üretime doğru yönelmemiz olabilir. anlamında. Evet, aynen doğru olabilir. Çok dış bağımlı yani her noktada çok dış bağımlı olmaktan tekrar içeri dönmemiz anlamında çok olumlu olabileceğini de düşünüyorum. Böyle biraz zor derslerle bazen öğrenilir bazı şeyler çünkü. Şimdi Her buradan böyle şeyde kötü şey, bakmamak lazım. ya sizi bulmuşum Şebnem Hanım, bir dakika ya. Şey gibiyim, ne olur her şeyi Herkese anlatayım de ne bunları biliyorsam. konuşmuyorum aslında. Ben hani çok fazla şey vurgusunda bulunmuyorum. Yok ama Evet, inanılmaz yani buldun böyle. sen de zil takıp oynuyorsun şu anda, değil mi? Hayır, heyecanımdan. Neden biliyor musunuz? Ben de bu hafta, inanın, bu Trump ve Biden seçimleriyle ilgili çok fazla soru geldiği için haftalık ekonomi yazıları yazıyorum. Orada bununla ilgili, hatta bugün böyle tam bir taslağını oluşturdum. İşte o ne diyor yazıyorum, onlara vereceğim. Dolayısıyla o kadar hani benim böyle öngörülerim şu anda sizin bu bilgilerle birleşince hem şey açısından sıkı Güzel. hissediyorum. Bu Güzel heyecanın yani o zaman içinden çok işte bir desteklediniz sağlaması yani. yapılmış oluyor. İşte gökte ne Evet. varsa yerde o var aslında. Evet, inanın Bunda öyle. sağlaması yapılmış oluyor. Peki Şimdi şey buradan konuşalım mı? Yani hani tamam. anladık ki önümüzdeki süreç çok kolay değil. Dünya için evet bir dönüşüm var. Kolay değil dememek lazım ama zor değil. Yani kimse ne olur burada hani ne korkalım ne korku frekansına girelim. Öyle bir şey yok ama bir dönüşüm var. Dünya bir dönüşüme giriyor. Peki biz bunu ne yapmamız lazım? Bunu nasıl karşılamamız lazım? İşte bunu daha iyi kendi enerjimizle nasıl buna Evet. bir şekilde ayak uydurmamız lazım? Biraz da bunu konuşalım istersen. Ay ne olur. Evet. Şey, buradan şeye bağlarmışım ben. Oğlakları aşk var. Şevdan Hanım ya. Hani klasik ya bu soru, onun için sordum. Yok, bu burç anlatmayı çok seven bir sürü Affedin beni. Affedin meslektaşım var. Yani onlar da bol bol burç anlatıyorlar. Ben de YouTube videolarımda Yok burçlardan yok, biliyorum. bahsediyorum. O yüzden Hani burada herkes daha bunu... büyük bir plandan konuşurken Aynen. hiç hani hepimizi etkileyecek, hangi burçta olursak olalım, hepimizi etkileyecek bir döngüden geçiyoruz. Dünya değişiyor. Dolayısıyla burada en önemli nokta kaygı ve endişeyle ilgili kendi içimizde yenmemiz gereken şeyler var. Bir. İkincisi meslekler değişiyor. Dünya yeni bir sürece giriyor ve meslekler değişiyor. Yepyeni meslekler var. Bir daha son hani nefesim yettiği kadar bunu anlatacağım. Lütfen tarım alanlarına ve tarım kaynaklarına sahip çıkalım. Önümüzdeki 8 yıllık dönemde, bakın genel projeksiyonda 8 yıllık dönemde en büyük bu işte bu para geçişleriyle ilgili işler tamamlandığı an bizim başka bir dünya olarak başka bir sorunumuz olacak. Gıda, yeme içme ve bu 2021'de başlayacak zaten. Ve su. 2026 ile 2028 arasında büyük bir kuraklık dönemi var zaten. O yüzden su kaynakları, madenlerimiz ve özellikle tarım. Ne olur yani tarım çok önemli. Tarıma çok önem vermemiz lazım. Topraksız tarım, topraklı tarım, Atalan Üsküdar'ı gitmiş yani Hollanda gibi küçücük bir ülke dünyanın en büyük tarım ihracatçısı haline gelmiş ve bakın iklimler değişecek. Mesela Avrupa büyük bir iklim değişimine uğrayacak önümüzdeki 10-15 yıllık döngüler içerisinde ve hani orada da muazzam bir dönüşüm ve değişim var. Diyorum ya Avrupa Birliği falan yok, bitiyor o iş. Ve birincisi kendi kaynaklarımıza ve kendi topraklarımıza ekilir, biçilir alanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Yani küçücük bir yerde bile işte topraksız tarımla aslında bir sürü şey üretilebiliyor. Bu bir. İkincisi
Önümüzdeki 1,5 yıllık dönemde gayrimenkul sektörüyle ilgili bu fiyatların falan çok artması, şişmesi biraz inmeyecek görünüyor. Dolayısıyla orada hani biraz şeyler var, hassasiyetler var. Ama bana son 3 yıldır biz çocuklarımıza bir yatırım yapalım, geleceğe ne yatırım yapalım diye bakın 3 yıldır diyen insanlara çocuklarınıza yatırım yapmak istiyorsanız ekilir, biçilir, içinden su çıkan toprak alın diyorum. Bu bir. Yani gıda alanlarımıza dikkat etmemiz lazım. İkincisi frekans anlamında önemli. Evimizin frekansına, kendi alanlarımıza kapandığımız bir döneme gidiyoruz. Bunu aslında biz pandemide yaşadık. Kapanma dönemi. Ve bu nedenle kendi alanlarımız, evimiz, aile alanlarımız ve ülke haritasına baktığımda 2021 döngüleriyle ilgili yani bugün 29 Ekim'le başlayan döngüde 2021 29 Ekim'e kadar sürecek döngüde bizler kendi alanlarımızda, ailevi konularda, kendi noktalarımıza fazla döneceğiz. Buralar çok önemli olacak. Ve evinizin enerjileri, frekanslarınız, kendi iç enerjiniz, bütün bunlara çok önem vermek gerekiyor. Savruk davranmamamız lazım. Kaynaklarımızı, bunu bireysel kaynaklar anlamında söylüyorum, ülke kaynakları olarak değil sadece. Kaynaklarımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Lüzumsuz alışverişler yapılmaması lazım. Daha hani biraz daha kendi alanlarımızda gelir düzeyimiz ne olursa olsun kaynaklarımızın kıymetini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Ve enerji frekansları çalışmaları, sembollere, tüm bu alanlara, bu eski kadim bilgilere yeniden hatırlayıp önem vermemiz gerekiyor. Burası mühim. 21 Aralık'tan itibaren de önümüzdeki 21 Aralık'tan itibaren de dünyanın zaten hani işin biraz daha frekans tarafına bakacak olursak yeni bir döngü başlıyor. Dünya kendi frekans alanını değiştirme sürecinde. O yüzden de bu tip dönüşüm döngülerinde zayıflar dökülür. Güçlü olan kalır. 2020'nin ve 2021'in hala çünkü Satürn'le 2 yıl bu iki döngü. En önemli etkisi bu. Ve hani kendi gücümüzü, kendi frekansımızda yüksek tutmak zorundayız. Bu işten sağlıklı ve sağlam çıkabilmek için. Bu yüzden sürekli size korku veren, bununla beslenen ve bundan PR sağlayan insanlara lütfen prim vermeyin. Korkacak bir şey yok. Ya. Çok müthiş müthiş güzel yani. Korkacak bir şey yok. Bunu sizden duyuyor olmak beni çok ferahlattı inanın. Çünkü ben de zaman zaman yaptığım yayınlarda bu kadar böyle insanları, kitleleri aslında bir şekilde hitap eden insanlar olarak daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Ama birçok insanın dediğiniz gibi biraz belki fazlaca da hani bu süreçte astroloji daha da ön plana çıktığı için bu biraz daha popülerlik kazanması sebebiyle de dediğim gibi yani o yorumların çok daha dikkatli olması lazım. Bunu sizden duyuyor olmak beni çok inanın Ya rahatlattı. hep olacak olan olur. Yani sizin astroloji bilmeniz, sizin şunu bilmeniz, bunu bilmeniz olacak olan olur. Önemli olan olacak olan sırasında var olan, gerçekleşen bir şey nasıl bir duruş sergilediğinizdir. Sizi karlı veya zararlı çıkaran budur. Dünya artık biraz daha kritik ve krizlerle ilgili önemli bir dönem yaşıyor ve bir dönüşüm var. Bu dönüşüm içerisinde yani herkes mahvolmaz, herkes batmaz ve kaynakları olan Bilinç seviyesi aslında ve buradan farkındalık. bilinç seviyesi evet çok önemli. Sonra, bununla biz kurtarırız, bununla çıkarız ortaya. Yani kendi gücümüzü fark edeceğimiz, kendi alanlarımızı fark edeceğimiz, tekrar kaybettiğimiz bir sürü değeri, uzun bir süredir kaybettiğimiz değerleri yeniden fark etme dönemine geçiyoruz. Biz bu değerleri unutmaya başlamıştık. Bunu yeniden hatırlayacağız. Bizi biz yapan, İnsanlığımızı bu hatırlayacağız topraklarda, belki. evet, bu topraklarda bizi biz yapan çok önemli değerler vardı. Sevgi frekansımız vardı, birbirimize hoşgörülüydük. Bir sürü kültürün, mozaiğin bir arada olduğu bir Anadolu yapısından geliyoruz. Burada her türlü bir tekrar bunu hatırlamamız gerekiyor. Tüm bunları yaparsak, o sevgi frekansını kaybetmezsek hiçbir şey olmaz. Binlerce yıldır her dönemde yani ben geriye dönüp baktığımda milattan öncesine gidiyorum. Ya hiçbir zaman kolay değilmiş ki. Dünya öyle bir frekans değildir. Burası sınav yeri. Kolay olsaydı adı imtihan olmazdı demiş Hazreti Mevlana. Burası sınav yeri. Dolayısıyla senin o sınavı nasıl verdiğin önemli. Nasıl bir duruş içinde olduğun önemli. Mağarada git aydınlan. Yani herkes orada aydınlanır. Hadi bakalım hani böyle bir döngü içinden doğruluktan ayrılmadan geç. Senin işte gerçek noktan orada ortaya çıkar. O yüzden sakin, endişeye kapılmadan
kendi inancımızı ve duruşumuzu kaybetmeden, kaynaklarımıza sahip çıkarak, bu bilinçle yaklaşarak, çocuklara ve hayvanlara, bakın onlar L hatlarının ve enerji frekanslarının en temiz alanlarıdır. Çocuklara ve hayvanlara sahip çıkmamız lazım. Çünkü saf ve temiz bir enerjileri var. Bu yüzden onlar büyük eziyet görüyor karanlık tarafından. Onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü oradaki frekansın bozulması ve deforme edilmesi öncelikle oradan başlar. Çünkü evrenin jeneratörü ampulleri gibidir çocuklar ve hayvanlar. Saf enerji. Bunu da halletmemiz lazım. Yani burada kanunen yapılması gerekenlerin yapılması lazım, düzenlenmesi gerekiyor. Ama biz bu bilinçte şimdi, siz bu bilinçte olduğunuzda, burada sahip çıkmanız gerekenlere bu bilinçte yaklaştığınızda sizi yönetenler de buna bir süre sonra uyum sağlamak durumundalar. O yüzden hani küçümsememek lazım. Ben bunu biliyorum, elimden bir şey gelmiyor. Hayır, herkesin yapacağı bir şey var. Bu kısım önemli. Büyük bir dönüşüm var. O kadar böyle sözlerinizle ben bu hafta tamamen böyle kalben, ya dedim ki bu hafta ben biraz ekonomi jargonunun dışında bir yayın yapmak istiyorum. Çok güzel, müthiş bir tesadüfle işte 29 Ekim için sizinle kararlaştırdık. Ve pazar günü de ben belki muhtemelen biliyor olabilirsiniz, sevgili Deniz Erten'le yapıyor olacağım. O da hep hayat simülasyonundan bahseder. Başka evet, bir yerden çok çok selamımı size söyleyin. İletirim, çok sevdiğim ve sevgiyle müthiş takip ettiğim özel müthiş ruhlardan bir tanesi kendisi. Aynen. Müthiş. Çok lütfen sevgimi ve selamımı ileteceğim. Belki izliyor bile olabilir bizi, sağ olsun. Sizin o tarzınızda siz aslında hayatı okurken astrolojiyle hayatı okuyorsunuz. Ve bütün bu sözleriniz salt sadece astroloji bilgisi değil, birçok aslında değerlenen bilgiyle öz bir şey bizimle şu anda paylaştıklarınız. Onun için hakikaten çok müthiş güzel bir yayın. Ben böyle yani siz konuşun, ben sizi saatlerce dinleyebilirim şeyindeyim. Biz böyle arada ben şey sormuştum ya size. Hani sayılar falan işte böyle semboller varsa eğer hani o noktada da böyle, çünkü işte sizin böyle doğum haritalarıyla ilgili bir şeyiniz vardı, paylaşımınız vardı. Ben de hemen kendim hesap yaptım. Ha, ben de kaç çıkıyor, nereye tekabül ediyor diye. Şimdi varsa oraya hemen geleceğim ama şunu öncelikle önermek istiyorum. Bakın yani kuvvetli bir frekans döneminden de geçiyoruz. Özellikle yaşam çiçeği sembolü. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği yaşam çiçeği sembolü, çünkü evrenin genel frekans enerjisidir. Yaratım enerjisidir. Bunun bir matematiksel dağılımıdır. Çünkü evrende semboller çok önemlidir. Artı bunun zamanına gelince duyurusunu yapacağım. Ben bizim Köktürk dediğimiz o şamanik dönemimizle ilgili bizde kodlu olan bazı semboller var. Bunlar üzerine de çalışmalar yapıyorum bir taraftan. Onların şeylerini zamanı gelince duyuracağım ama herkesin çok rahatlıkla ulaşabileceği özellikle yaşam sembolü. Yaşam çiçeği sembolü. Bunu gerçekten çok tavsiye takalım, ediyorum. Şu dönemde üzerinizde taşıma. Evet, takın, takın. Takın. Bulundurun. Şu bilhassa bu ağır frekans döngüleri sırasında şiddetle tavsiye ettiğim bir şey. Öğrencilerime de söylüyorum. Hatta hani ozeritçilerden, öğrencilerime hep anlatıyorum derslerde. Ozeritçilerden diyorum, çıktısını alın. Su bardaklarının altına koyun. Çünkü su enerjisi hani çeken bir enerjidir. Evinizin kapısını dışına yapıştırın. Yaşam çiçeği enerjisi ana evrensel frekanslar anlamında ana semboldür. Bir şey hani onu sadece kodlayarak yaşam çiçeğiyle, evrenin genel enerjisiyle, kendi birliğimle birlik içindeyim diye niyet ederek de bunu kodlamakta faydası var. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Diğer taraftan biraz kendi yolculuğumuzu yapmakta, kendi inançlarımızı beslemekte de inançsızlık alanına kaymadan, kendi inancımızı dost doğru, hiçbir şeye ihtiyaç duymayız. Yani o bizde var zaten, biz onda varız. Biraz buraları doğru beslememiz gereken bir süreç var. Koruma enerjisinin kuvvetlendirilmesi gereken bir süreç var. Bunlara da ihtiyacın olduğu bir dönem var. Özellikle hani bunları da tavsiye etmekte fayda var. Sayılarla ilgili de şimdi şöyle bakalım. Türkiye'nin, bir onu bir hesaplayayım iki dakika. Bu yıl Türkiye'nin, bakın mesela Türkiye'nin haritasının bu, yani Türkiye için yıllık sayıyı bir şey yapalım. Şimdi 29 2020 olarak mı bakacaksın? 21 olarak bakacağım artık. 8
Türkiye 2020'de 7'yi deneyimlemiş, 2021'de 8'i deneyimleyecek. 29 Ekim 2021'e göre 8 sayısını deneyimleyecek. Bu işte arka toplama ve hani sert senelerden bir tanesidir. Yıllık sayılarımız da vardır. Bunlar son derece önemlidir. Kader sayısının nasıl hesaplandığını ama herkes biliyor artık. Neredeyse hani onu bir daha tekrarlamıyorum. Doğum tarihlerimizi topluyoruz. Çıkan sayı 1 ile 9 arasında 11 çıktıysa 2, 10 çıktıysa 1, 22 çıktıysa 4 gibi. 1 ile 9 arasında tek sayıya indiriyoruz. Bir de doğum gününüz. Örneğin Türkiye haritasından örnek verirsek. 29 Ekim 1923'te doğmuş Türkiye Cumhuriyeti. Değil mi? Burada 29 Ekim'i alıyoruz. 2000 işte mesela 2021 için hesaplıyorsak buna 2021'e ekliyoruz. Diyelim sizin doğum gününüz 15 Mart olsun. 15 Mart'ı 1 artı 5 artı 3 artı 2021'in frekans sayısı 5'tir. Artı 5 olarak topluyoruz. Mesela siz bana gün ve ay olarak Aralık. Doğum 29 Aralık. Evet. Bu da şu anlama geliyor. 2 artı 9 artı 1 artı 2. 2. Tamam, sayılar aleminde. 29, 2 artı 9, Aralık 12. ay, 2 artı 1. Tamam, ya da 1 artı 2. Şimdi buna yılın sayısını eklememiz lazım. Yılın sayısı ne? 5. Biz bu yıl 4'ü yaşadık. 4 sayısını 2020. 2 tane 2 vardı, 4 ediyordu. Bu yıl 4 sayısını deneyimledik. O yüzden de böyle enteresan bir seneydi. Şimdi biz 5 sayısına gidiyoruz 2021'de. Evet. Uzun uzun anlatacağım sonra işte çeşitli yayınlarda 5 sayısının ne anlatacağını, bizim neyi deneyimleyeceğimizi. Belki bilirsiniz. Şimdi dolayısıyla inşallah. Şimdi 29 Aralık 2 artı 9 artı 1 artı 2, buna 5 ekliyoruz. Şimdi toplayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 artı 5, 19. 19, 9, 1 daha 10. Siz bir sayısını, 2021'de bir sayısını deneyimliyorsunuz sevgili Saadet. Başa döndüm Bir sayısını yani. Deneyimliyorsunuz. Başa döndünüz. Çok hareketli bir sene olacak. Çok koşturacaksınız. Bir sayısını deneyimleyenler o yılın, o bir yıllık döngü içinde birle o yılı karşılayacak olanlar Mars ve Güneş enerjisi yaşarlar. Ortadadırlar ama çok koştururlar, çok gergindir bazı noktalarda ama çok savaşmak, mücadele etmek, koşturmak. Hani böyle bir eteği toplama zamanıdır. Haldır haldır haldır, böyle bir yoğun bir süreçtir. Böyle bir süreci deneyeceksiniz. Ve aynı zamanda 9 yıllık bir döngüyü tamamladınız. Yepyeni 9 yıllık yepyeni bir döngüye geçiyorsunuz anlamına geliyor. Ay şahane oldu ama şey, böyle Evet. koşturacaksınız deyince ben 2020'de de koşturdum. Ben hep koşturdum. Daha beter. Bir kere Siz tamamlıyorsun, koşturmadım. Tamamladınız. Ha Bitti yok ama yani şey, bu arada. sizin ana sayınız 5'ti değil mi? Evet. Evet, Hiperaktiftir 5'ler zaten. 5'ler hiperaktiftir. O zaman tamam, buradan. Şimdi mesela izleyiciler bunu nasıl hesaplayacaklar? Bir daha anlatayım. Mesela 23 ne olsun? 23 Şubat diyelim, birisi bir 23 şey Şubat yapalım doğumlu. diyorum. Yapmayı açtım şu Hadi anda. valla hadi bir yorumu aç, Öyle bir yapalım şey diyorum ya. yapayım Bu hemen. kadar güzel. Bir şey yapayım. Dikkatle izliyorlar. Hadi bir kişi için. Çevre Hanım süper. Şimdi bu. Evet efendim, birisi hemen böyle bize doğum ayını ve gününü söylerse hemen onunla ilgili dın 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 yorum. Şu anda bence şaşkınlıktan yazı. Evet. Günü ve ayı istiyorum sadece. Evet. Yılı Günü ve değil. ayı Günü yan ve yana ayı yazan. istiyorum. Valla 23.09 yazan buldum. Tamam. 23.09. Şimdi Ve 23.09 doğum. 22 Yani Mayıs. 23, tamam. 23 bir de 22 Mayıs'ı not Evet. aldım. Şimdi diyelim kişi 23 Eylül doğumlu. Şimdi nasıl hesaplayacağız? 2021'in sayısı 5 bir kere. Bunu biliyoruz. Biz artık 2021 için bakıyoruz. 2020'yi çıkarttık gözden. 2021'e bakıyoruz. Bunun sayısı ne? 5. Şimdi mesela kişi 23 Eylül doğmuşsa 2 artı 3 artı 9. Yani bütün Evet. o tarihleri topluyoruz. Sonra buna bir de yılın sayısını ekliyoruz. 5 ana elimizdeki master sayıydı. Şimdi topladığımızda 9, 10, 11, 12, 13, 14 artı 5. Gene 19 yaptı. Gene 1. Bu 23 Eylül doğumlu sevgili takipçimiz, izleyicimiz
bir sayısını yeniden tekamül ediyor. 9 yıllık o da bir döngüyü bitirmiş. Yeniden koştur koştur çok hareketli, hızlı bir yıla giriyor. Önemli deneyimler elde edecek ve 9 yıllık yeni bir döngüsü başlıyor hayatında. Şimdi 22 Mayıs'ı hesaplayalım. Evet. 2 artı 2 artı 5. 22 Mayıs. 2 evet. artı 2 artı 5. Bir de yıl 9. için elimizde 5 sayımız vardı. Onu da bir noktaya. 9, 5 daha tekrar 5 eder. 9'u neyle toplarsanız topladığınız sayıyı elde edersiniz. 9'u 5 ile toplarsanız 5 elde edersiniz. 9'u 2 ile toplarsanız 2 elde edersiniz. 9'un böyle bir özelliği vardır. Bu da 5. 5 iletişim senesidir. Özgürleşme senesidir. 2021'in de sayısı 5. Özgürleşme yılı olacak ve toplumsal hareketler artacak. Sokak hareketleri çok artacak bütün dünyada. Herkes bir şekilde toplumsal dalgalanmanın, bu mesela Fransa'da sarılar, sarı ceketler falan çıkmıştı ya. Evet. Bunların evet, yeniden aktive olma senesi olacak. Yeniden aktif olacaklar. Sarı ceketler olur da kırmızı ceketler olur. Onu bilemem. Ama böyle bir toplumsal olayların çok aktif olduğu bir seneden, bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir de bireysel haritalarımızda 5'in çıktığı yıllar özgürlük yıllarımızdır. Özgürleşme. Özgürleşmek isteriz. Bizi bağlayan noktalardan uzaklaşmak isteriz. İletişim senemizdir. En önemli dikkat etmemiz gereken nokta da kendimize annelik yapmamız gerekir. Kendi ihtiyaçlarımıza önem vermemiz ve kendimizi beslememiz önemlidir. Öz şefkat Özellikle belki. Öz şefkat, aynen öyle. Öz şefkate önem vermemiz gereken bir yıldır. Bunları bir şeyde toparlayacağım 2021 için. Onun için bir Tam video onu yapacağım. Söyleyecektim. Şimdi Hazırlayacağım. tabii siz yorumlayınca şahane ama herkes tabii doğal olarak yazıyor. Tabii Ama kendi bunları şeyini biz istiyor. Hani sizin kendi YouTube'unuz da olabilir. Böyle hani tabii yayınlara da katılırsanız Bülay'la böyle yine izleyenler arasından da olur. Ama hani topluca bir yerde görürsek mesela 5'in anlamı, 1'in anlamı, 3'ün anlamı, o zaman herkes kendi doğum şeyi üzerinde en azından 2021 için bir projeksiyon tamam. kazanmış olur. Ya benim zaten bu sayılarla, kader sayılarıyla ilgili bir videom var. Hani 300 bine yakın izlendi. İnanılmaz sevildi. O videoyu yeniden Eski bir revize videolarda edeceğim. mı? Bir dakika Şebnem Hanım, bir Eski dakika. Ben sizin videolarda. bir dakika YouTube'unuzun takipçisiyim şimdi. Onun için hemen burada Eski şey yapıyorum. videolarda. Çok eski video. Videolar 3-5 yıl o arasında. zaman. Yo bir aslında çok eski değil. Bir buçuk Başlığı yıllık. nedir? Bir Oradan buçuk yıllık. bakalım. Kader Başlık. sayınız nasıl bulunur? Ha tamam. Kader Kader sayınızı sayımız nasıl nasıl bulursunuz? bulunur? Kader sayınızı nasıl bulursunuz diye bir başlığı var. Hatta kızıldı saçım orada. Böyle daha kısa ve kızıldı. 1,5-2 yıl önce. Yani 2 yıl oldu. 2 yıl önce falan yayınlamıştım. Onu bir revize edeceğim. Ona bir de şey ekleyeceğim. Hani yıllık sayılar nasıl bulunur? Bir işte sizin kader sayınız olursa ne anlama gelir? Yılın sayısı olursa ne anlama gelir? Onu da ekleyeceğim. Bir de sayılarla ilgili kitap yazıyorum. Kısmetse Süper. evet o hani Ne benim zaman? Ne özel zaman için? hayallerimde. Ya Yani 2000. yakında biter. Aa! 2021'de yayında inşallah. 2021'de Harika. yayında. Sizin Bir de kitap zaten hazırlıyorum Vedik'le bununla ilgili ilgili. bir kitabınız var. Bildiğim. İki Değil kitabım mi? var. İki Vedik'le kitabınız ilgili var. iki kitabım var. Bir üçüncüsünü de hazırlıyorum. Artı sayılarla ilgili bir kitap var. Bir de bir sürpriz kitap daha var. Onlar da işte Bu sene kısmetse içerisinde 2021'de çıkacak. bu sene ha, 2021'de 2021. çıkacak. Tamam. Bu 2021'de arada çıkacak. bu ara süper. O zaman hemen kitaplar alınsın. Ben çünkü şeyim böyle yani okuma delisi de olduğum için hemen not alırım. Bu arada efendim şöyle bir şey var. Gözüme çarptığı için şey yapmak istedim. Şebnem Hanım'ın burcu nedir diye sormuşlar. Sizin burcunuzu merak Kova. ediyorlar. Kova. Kova. Kova burcu. Kova burcum yükselen ikizler. İşte hani çok astrolojiyle çok şeydir. Yani ikisi de astrolojiyle çok bağlantılıdır. Ama çok hani tipik bir kova enerjisi taşırım ben. Tamamen bilgiye dönük biriyim ve mantıkla hani böyle bir de satürnyen bir enerjiyle anlatırım. Hani Evet, o onu çok ciddiye alarak hissettim ben. anlatırım. Yani ben de oğlak Dolayısıyla burcu olduğum kova. için evet, çok onu vurgunuzdan ve o bilgiye verdiğiniz değerden çok hissettim. Bu arada tabii böyle 7'yi soran var, 8'i soran var. Onlara gelirsek bu yayın sabaha kadar sürer. Hani ben isterim şimdi onu bir yayın yapmayı ama kendisi Yani bu çok kadar... bak o konuda bir şey var. Aile arasında bu çok bilinir ve hala böyle hani esprisi yapılır. 12 yaşında orijinal sefilleri okumuştum ben. Orijinal sefiller şu anda onun böyle bir sürü revizyonu çıktı. Şu kalınlıkta 2 ciltti. 12 yaşındaydım. Kitabı bitirdim. 3 gün boyunca hüngür şöprüt ağlayıp bir de sürekli olarak
Jean d'Arc'ın o işte baş kahramanı ruhuna Fatiha okuduğumu hatırlıyorum. Devamlı ruhuna Fatiha okudum. O kadar üzüldüm, o kadar hani kaptırmışım ki kendimi. Ya 12 yaş için devamlı bayağı. Hala bu aile arasında böyle hani salya sümük ağlayıp işte öldüğünde, Jean d'Arc öldüğünde bir böyle bir şeyim vardı, anım vardı. Dolayısıyla hayatım boyunca bilgi, kitap hani hep şeyde oldu, yaşamımda oldu. O nedenle hani tipik bir, typical denir ya, bir kovayım. Peki, bu arada böyle yazanlar, yorumları görüyorum. Şebnem Hanım, vallahi yani ben dediğim gibi böyle size anlatın, biz dinleriz. Ama orada böyle hani kimseye de hak geçmemiş olsun, lütfen rica ediyorum. Şebnem Hanım zaten bunu vurguladı. Arada tekrar yazanlar var. Eğer duymadıysanız efendim, kendisine YouTube'daki kader sayısı ile ilgili YouTube videosu izlensin. Ayrıca zaten kitabı çıkacak 2021'de. Hep beraber olacağız, okuyacağız. Bir de yayınlarda inşallah Evet, inşallah. duyacağız kendisinden. İnşallah. İnşallah. Süper. Peki efendim, yani ağzınıza sağlık. Şebnem Hanım, ben böyle bir saatin üzerinde, bu arada normalde Instagram biliyorsunuz bir saatte kesiyordu eskiden. Şimdi birazcık daha böyle şey, yayın süresiyle ilgili kesmiyor yani Evet, eskiden uzatmış gibi. galiba. Evet, biraz Evet. uzatmış. Aynen. Evet, bir saatin üzerinde geçti de yayınımız. Eğer bizimle paylaşmak istediğiniz başka bir şey, ben sizi bir taraftan hani böyle şeyim, çok mu tuttum diye de kaygıyla şey yapıyorum. Yo yo, Bir taraftan estağfurullah, ama ben de zaten kaptırınca unutuyorum. Saati vesaireyi unutuyorum. Hani yarın da artık yarın iş günü diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani insanlar da erken kalkacaklar. Endişe etmeyin. Dönüşüm güzeldir. Dönüşüm olmadan ilerleyemeyiz. Dünya bütün tarihi boyunca dönüşerek ilerlemiş. O yüzden lütfen endişe etmeyin. Endişeye de prim vermeyin. Kendi enerjinizi güçlü tutmaya çalışın. Çok özel ve frekansları farklı bir süreçte. Derdimiz ve tasamız, başımıza ne gelecek, deprem mi olacak, dünya mı kopacaktan ziyade ben bunu kendi alanlarımda nasıl büyütürüm, kendimi nasıl geliştiririm ve bu frekansa nasıl uyumlanırım, kendi enerjimi dost doğru Rabbimle, sevgili Allah'ımızla nasıl bir tutarım, işte bunun derdinde olmamız gerekiyor. Bu eşikten ayrılmayanlar bu süreci güzel kapatacaklar, hiç merak etmeyin. Ya ağzınıza sağlık. O kadar güzel noktaladınız ki bana söylenecek söz düşmedi. Bu arada Estağfurullah. ben tabii hakikaten yorumlar kısmını açtığım için çok güzel. Zaten siz bunu duyuyorsunuz ama ben bir kere daha tekrarlamış olayım. Ağzınıza sağlık. Öngörülerinizle bizi aydınlattınız. Bu akşam benim için muazzam yayınlardan bir tanesi oldu. İnanın ben de tekrar tekrar seyredeceğim bu yayını. Çünkü çok değerli bilgiler verdiniz. Önümüzdeki dönem inşallah dediğiniz gibi hak edenlerin hak ettiği mutluluklara eriştiği. Evet. Tabii bu arada bana çünkü aşk var mı, bu şey var mı falan diye soranlar oldu. Karmalar tamamlanıyor. Yani hepimiz neyi hak ettiysek ve üzülmeyin. 2020'de hayatımızdan insanlar çıktı, zordu, çok kolay değildi. Bir sürü noktalarda hepimiz zor deneyimler yaşadık. Hafifliyoruz aslında. Karmaların tamamlama dönemi ve gerçekten hak yasasının iyi çalıştığı bir süreç olacak 2021 bu anlamda. 2021 için diyorsunuz. Daha ya şurada bir iki Evet. ayımız daha var. İki Dişimizi ayımız daha var ama oraya doğru işte tutulmalarla birlikte artık Oraya, evriliyoruz. ondan sonra ferah çıkacağız yani. Ben bir oğlak burcu İnşallah. olarak yeter diyorum son 5 senedir falan ama kendime buradan hemen tabii yayını almışım ya, sizi gibi birisine hemen kendime payı çıkacağım. Efendim hakikaten çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ ol, İnşallah ben tekrar teşekkür ederim. sizinle yayın yapmak nasip olur. İzleyenlere çok İnşallah. teşekkür ediyorum. Bu arada çok teşekkürler diye yazanlar var. Sadece çok küçük bir şey dikkatimi çekti. Sadece merakımdan sormak istiyorum. Hayvanların burcu olur mu demiş birisi. Ben çok enteresan Tabii geldi. tabii. Haritası var. Her şeyin haritası vardır. Tabii onların doğum zamanı ve saatini bulmak. Mesela ben iki köpeğim var. Birini bir arkadaşımdan almıştım. Birini de sahiplendim. Arkadaşımdan aldığımın tam haritası var elimde. Çünkü videoya çekmiş doğumu. Ha. Annem babası hala onda duruyor. İşte bir yavru almak istemişti. Birini ben aldım. Birini başka birisi, bir arkadaşımız almıştı. Onda video hala var. Dolayısıyla tam doğum şeyi var, saati var. Mesela onun ben haritasını işletebiliyorum. Ama diğer sahiplendiğimin şeyini bilmiyorum. Hani Doğum hangi gün anını doğduğunu biliyor bilmiyorum. olmanız lazım. Eğer gün, ay, yıl, doğum tarih varsa onların da bayağı bu anlamda astrolojik bir karakterleri oluyor. Yani o yansıma onları da etkiliyor. Çünkü hayatın her noktasını astroloji etkiler. Dolayısıyla onların da evet burçları vardır. Onların da astrolojik haritaları vardır. Hani işki şeylerini bilelim, doğum zamanlarını bilebilelim. Bilelim.
Evet efendim, çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese ben çok teşekkür ederim. Ediyorum. Şevdem Hanım, ağzınıza sağlık tekrar. İyi ki geldiniz. Çok muazzam bir yayın oldu. İzleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. 29 İyi Ekim 97. yılı Cumhuriyetimizin tekrar kutlu olsun. Görüşmek üzere. Kutlu olsun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.